Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. İsrail'in yaptığını bırakın insanı, cehennem zebanileri yapmaz. Nedir lan hastane bombalamak? Buradan lanetliyorum o Netanyahu denen Kuduz köpeği. Ne var ki konumuz ekonomi. Anlatmaya başlamadan iCrypex'e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmeyi bir borç biliyor ve alttaki linke ilgi duymanızı diliyorum. Ne var ki Türkiye'de herkes kendi başının çaresine baksın. Sistemi yürürlüğe girdi. Orta Doğu medeniyetin şeydir ama bu büyük Ortadoğu projesi beni deli ediyor. Nitekim maça çıkarken taktik yaparsınız. Taktik tutmaz, 5 yer dağılırsınız ya. Öyle de olabilir bu maçın sonucu. Hedefler koymakla olsaydı kimsenin kimseye ihtiyacı kalmazdı. O gece sarayın ışıkları sabaha kadar yandı. 5 yıllık kalkınma planını sunup okudular. 2028 yılında bu kadar, bu şu kadar olacak diye hesaplar yaptılar. İşte ben o hesaplayan arkadaşların ellerinin ayarını seveyim. Gözlerinin izanını öpeyim. Lan oğlum nasıl böyle bir hesap yapmışlar? Canı gönülden hepsini tebrik edeyim. Güzel kardeşim, köşedeki ilkokula gitseler. Tuttukları öğrenciye. Yavrucuğum bak bu bir para. Ne olur 2028 yılında falan diye sorsalar. Velet bile daha mantıklı hesaplar. Dolar bazlı milli gelir 1 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara çıkacak. Ne? Yazarken belli ki hesap makinesi bile kullanmamışlar. Bari 4 işlem bilen birine yazdırsalardı. Ve diğer verilerle birleştirip hesaplarsak o paha biçilemez sorunun resmi cevabını alıyoruz. Dolar ne kadar olacak? Bu kalkınma planına göre dolar 2028 yılında 49 lira 63 kuruşa çıkacak. Yalan söylüyorsun! Yalan söylemiyorum, onlar öyle yazıyor. Adamlar bir de çıkıp utanmadan bunu 5 yıllık kalkınma planı diye açıklıyor. Acaba söyleyince kendi kendine oluyor falan mı diye düşünülüyor. Önce batırdık, sonra bir güzel sıvamaya çalıştık, şimdi de tüy dikiyoruz diyecek halleri yok ya. Tabii bir de üstüne ülkeyi yönetenler onlar olmasa iyiydi. Ama biz gelelim ekonominin bu kafayla varacağına. iCrypex'in beklenen token'ı iCrypex Token ön satışta. Üstelik token sahiplerine özel sayısız avantajın yanı sıra arkadaşını getirene yüksek oranlarda USDT hediye. iCrypex Token %20 indirimli ön satışına hemen katıl, ayrıcalıkları kaçırma. iCrypex Token, zenginlik budur. Savaşın yayılma ihtimali dünya ekonomilerinin en irkildiği ortamın girişi. Oysa İran'a sıçraması dışında ekonomi adına pek bir risk yok dünyada. Peki o neden? O da diğer savaş yüzünden. Rusya'dan sınırlı doğalgaz alınca Avrupa Birliği ülkeleri tedarik zinciri İran Körfezi'nin oraya kaydı. Oradan sıvılaştırılmış doğalgaz sağlanıyor. İşte bu yüzden İran o körfezi kaparsa diye korkuluyor. Yine de Avrupa'da doğalgaz depolarının doluluk oranı %98'de. Tamam bu bir risk ama piyasaların düzeltmesi için bir sebep gerekiyordu. Bu adaletsiz kapitalist sisteme, küreselleşmeye karşıyım ulan! Zira o bölgenin dünyanın ekonomik aktivitesi üzerinde neredeyse hiçbir ağırlığı yok. Yani bizimkiler de iki gün sonra bakın savaş vardı falan diyecekler ama geç bunları. Anlayacağınız Türkiye orta gelir tuzağından düşük gelir seviyesine inerek kurtulmaya çalışıyor bu süreçte. Fakirleşe fakirleşe. Şimdi öve öve bitiremiyorlar. Vay be ne program uyguluyorlar. Ama bizim ekonominin hali sessiz çıkarılması gereken gazın gümbür gümbür geldiği o an gibi. Yani yediğimiz hurmaların kokusu her geçen gün çıkıyor. Ülke dolu dizgin sefalete koşuyor. Ha bir de 2024'ü görün anlatmayın. Hem sürprizi bozmayın. Çok acil bir yerlerden döviz bulmamız gerekiyor ya. Ne istiyorsun? Para mı lazım? Lazım da neden acil? Ne oldu sahi ülkenin kasasındaki paralara? Ülke nasıl geldi bu duruma? Bak onu hiç sorma. Hani sirk çadırlarını bilirsiniz, bildiniz? Ortada bir direk vardır ya. Hah işte o direk, o direk o çadırın en büyük dayanağıdır. Çökerse çadır çöker. Ekonomide de o direk faizdir. Sistemini çökerttiler, altında kaldık. Şimdi dikme çabasındalar. Ama değil o kadar kolay. Hele verdiği hasar. Dengeyi bozdun mu bir kere? Mesela konut alabiliyor musun gelirini? Hayır. Alabilecek misin? Hayır. Yoksa bak ne kadar basit bir şey ya ekonomi. Sadece döviz, faiz, enflasyondan ibaret. Onları hallet. Sen sağ ben selamet. Daha önce de bunları suni olarak düşürdüler. Ne oldu? Fırladı gitti hepsi. Ne gerek vardı? İş bilmezliğin daniskası. Günü kurtardı, geleceğimizi yaktı. Üzerine üstlük de seçimi kazandı.
Haftaya Perşembe günü tekrar faizler arttırılacak. Normalde faiz arttırımları ekonomiyi durduracak. Düşünün artık nasıl bir yokluk içindeysek, olması gereken şeyi yapanı tebrik ediyoruz. Ülke nasıl anormal bir hale geldiyse sevindirik oluyoruz. Normale döndüğümüzde bile ya bizim iyi duruma gitmemiz gerekmiyor mu bir kere bile? İşte bunlar gibi ekonomiyi sadece para politikasıyla düzeltebileceğini sanan, hele bunlara inanan arkadaşlar varsa sizi çok fazla üzerler bu hayatta. Onlar cehaletlerinin kör kuyularında boğulacaklar. Faiz artışının fiyatlanma beklentisi 500 bas puandan 250 bas puana doğru kayıyor. Yani her ay 250, yıl sonu 37,5. Peki yeter mi? Önce bakalım arttırım beklentileri neden azaldı? Faizler 40, 45, 50 olacak diyen vardı. Onlar nerede yanıldı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çıktı, para politikasının sıkılaştırıldığını ve pozitif reel faize yaklaşıldığını açıkladı. Peki pozitif reel faiz dediği neydi? Hani orta vadeli programda 2024 hedefi açıklanmıştı ya. İşte orada enflasyon %33'e gelecek deniyordu. %35 faiz verilirse al sana pozitif getiri. O da seyreltilmiş TÜİK enflasyonuyla hedefler tutarsa. Sana diyor ki 2024 yılında paranı yıllık bağla, enflasyon düşeceği için kârda olacaksın. Yalan söylüyorsun! Okul yıllarında aklıma yatmayan bir şey olunca, ulan bir ben mi akıllıyım? Bu adamlar oralara geldiğine göre mutlaka bir şey biliyorlardır diye düşünürdüm hep. Yıllar bana o adamların hiçbir şey bilmediğini gösterdi. Ama hakkını yemeyelim Mehmet Şimşek'in. Adam en azından çabalıyor. Doğru adımlar atıyor. Ama yetmeyeceğinin kendisi de farkında. Hakikat mi bu söylediklerin? Eğer Türkiye'ye geldiğinde bıçak kesmiyor lafın anlamını çözebildiyse, esas kara deliğin nerede olduğunu da anlayabilir. Enteresan açıklamaları da yok değil. Uzun süre kur tutulmuş. 2021'in Aralık ayıyla 2023'ün Mayıs'ına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuş. Onu biliyoruz da kim tutmuş? Kimin emriyle tutulmuş? Ülke ekonomisine verdiği hasar ne kadar? Bunları da açıklasaydı ya. Yani anlayacağınız adam gibi reformlar olmadan alınan hiçbir önlem kalıcı ve etkili olmayacak. Sorun isimlerde değil çünkü. Sorun sistemde ve yönetimde. Ellerinde ekonomiden anlayan tek bir Allah'ın kulu olmadığı için ta Londra'ya gidip Mehmet Şimşek'i 1001 ricayla yalvar yakar getirdiler. Şimdi de idare etmeye çalışıyorlar. Ama adamın yoktan var etmek gibi bir gücü yok. Bulacağı da zaten borç. Yani geri ödenecek. Şu ana kadar bulamamış olması büyük bir handikap gibi gözükse de vergileri bindirdi üzerimize. Gelecek ay MTV ikinci taksit. Oh de. Başka ne yaptı? He, maaşları kıstı. Kimse kusura bakmasın ama o kadar Maliye Bakanlığı'nı ben de yaparım. Hatta maaşımı biraz daha arttırsınlar. Merkez Bankası'na bile bakarım. ÖTV'den hoşlanmam. Ekonomiyi düzelteceğini anlayacağınız vatandaşı düzeltti. Zira kendisi bilgisayar programı gibi. Bildiğin arayüz. Lan şu bilgisayar gibi olsa ülke dağını ister vallahi. Borsadan gözünü alamıyor insan baka baka. Ha, ne demiştik? Adam arayüz. Yani görünen taraf. Ama gerçekçi olursak bu memleket siyasi İslam'ın kucağına oturmuşken santim ileri gidemez. Çok da anlatmama gerek yok aslında. Zaten şahit oluyoruz ve şahit olacağız çok daha fazlasına. Geçmişe kısa bir yolculuk yaparsak. Mehmet Şimşek kimdi acaba? Peki yanında kim var? Başkan Mehmet Şimşek var. Hani bunlar dürüst ya. Dürüstlüğü bunlar kimse bırakmıyordu. Bitmedi. Ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. O zaman niye görevde? Yani yakın bir gelecekte Mehmet Şimşek için deneyimli hoca sezonun geri kalanında Adana Demirspor çalıştıracak diye duyarsan şaşırma. Bakın, yanlışlarda ısrar ederseniz sadece ülkeyi yönetirsiniz ama ekonomiyi bitirirsiniz. Sen bitirmişsin. Bu saatten sonra yanlışından dönsen bile çok da bir şey umma. Başımıza ne mi geldi? Neler gelmedi ki? Bakın şuraya, tam 19 tane orta vadeli program var. 18'i patlamış tutmamış. Ama 19. tutacak. İnsanlar nasıl bir umut dünyasındaysa inanıyorlar hala. Genel resme bir bakalım. Dolar Türk lirasındaki yükseliş enflasyon yaratır. Parantez açalım. Gerçekçi bir kur istiyorsan %20 daha koy üstüne. Ama dediğim gibi o da bizi bozar. Niye? Enflasyon fırlar. Dolar Türk lirasındaki düşüş olmaz ama yerinde bile saysa cari açık yaratır. Nitekim yönetimin herhangi bir B planı olmadığından A planından kalanlarla devam edilecek yola. Şekli ufak 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 arttırma. Orta vadeli hedef 30'daydı. Yılın bitmesine 2,5 ay var ve dolar 28'in üzerine çıktı. 30'dan çok da uzağa gitmemesi müdahale olmadan ve arka kapı satışı yapılmadan mümkün değil. Koca programı da taca atamayacaklarına göre yine müdahale edecekler. Satış yapacaklar, sapmaya başlayacaklar. Üzerine hop yerel seçim. Ya faizin yüksek olmasa baba
basın hayrına mı gelecek o yabancı para? O Londra'daki traderların hepsi çakal. Bizim normal vatandaşlar gibi ne versen yemezler. Yandaş gibi soru sormazlar. Para kokusunu almadan adım atmazlar. Vahşi, umarsız, fütursuz, hoyrat, asi, bazen ağzı bozuk, bir o kadar da küstah. Önce kurlar daha da artacak ki dövizlerini orada bozdursunlar. Faizler daha da artacak ki borcu yüksekten yapıştırsınlar. Yani anlayacağınız piyasanın dengesi kurulana kadar hepimizin anası ağlayacak. Global tabloya bakıyoruz. Borç piyasasında durum nedir? Amerika'daki 2 yıllık tahviller %5'i aştı. Bu doların faizi. 5 ve 10 yıllık faizleri %5'in biraz altında. Aşması an meselesi. Bizim risk primimiz ne kadar? Hani CDS 400'ün üzerinde seyrediyor. 5 artı 4 artı kar, aldığım borcun faizi dolar bazında %10'a gelecek demek. Ha, o da vereni bulursan. %10 faiz veriyorum diyene tuzlukla koşmuyorlar. Hadi aldın, nasıl ödeyeceksin? Sen devletsin, bulursun. Ya şirketler? Pavyonda hesap ödemiş, tır şoförüne dönecekler. Ödedikleri faiz kadar dolar bazında para kazanabilecekler mi? Zor. Peki Türkiye kendi kendine para niye girmiyor? Çünkü sen gri listedesin. Daha önce çıkan giren paranın kaynağı belli değil diye seni oraya atmışlar. Bir anlamda kara para aklıyorsun diyorlar. Yani sen gidip yabancı yatırımcılardan para istiyorsun. Eğer o gri listedeysen bütün çabalar nafile. Temiz para ülkeye girecek, kendini kirletecek. Kara parayla ekonomi de dönmeyeceğine göre... Neler oluyor burada kuzum? Zaten yatırımcılar savaş dolayısıyla çekinceli. Tek seçenekleri de Türkiye değil ki. Gelişen ülkeler. Anacım Rusya var, Brezilya var, Hindistan, Çin, Polonya, Güney Afrika, Hong Kong, Meksika, İsrail, Güney Kore, Macaristan, Bulgaristan, Malezya, Romanya, Endonezya. Saydıkça say. Liste uzun uzadı ya. Ama hepsini pas geçip para bize gelmeli. Güzel kardeşim, adamlar bir bakıyor. Bir yıl içinde ödenmesi gereken kısa vadeli borç miktarı 211 milyar doları aştı. Yeni bir rekora imza attı. Bak, bunu kimse böyle anlatmadı. 2024 yılı için beklenen cari açık ne? En iyi tahminle 34 milyar dolar. Topla ikisini, 245 milyar dolar paran var mı yancıkta? Yani Türkiye'nin bir yıl içinde 245 milyar doları bulması veya borçlarını yüksek faizle döndürmesi gerekiyor. Ki ülke ekonomisi dönebilsin. Üstüne üstlük abuk sabuk yatırımlar için de para arıyor bu ülke. Ayranı yok içmeye, koşa koşa gidiyor beton dökmeye. Ha, yabancı yatırımcı hiç mi gelmez? İlla gelir. Kırdığım bir kalbi onarmaya geldim. Yaralı bir yüreğe merhem olmaya geldim. Hedge fon diye bilinen yüksek getiri hedefleyen, kısa vadede parayı sokup kar ettikten sonra hızla çıkan fonların sevdiceğidir bizim gibi ülkeler. O da Türkiye'yi kurtarmaya yetmez ama günü geçirtir. Geceler sabahsız, ekonomi baharsız. Eğer yatırımsız kalırsak büyüme olmaz yalansız. Hala büyüme 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 diyorlar. Tamam da nasıl büyüyeceksin? Nitekim şu ana kadar büyümemize bakıyoruz. Tüketim kalemi %11.8 büyümeye katkı sağlamış. Yatırım kalemi ne yapmış? %1.3 kadar. Yani soğanın cücüğü boyutunda artmış. Felaket bir orana imza atmış. Net ihracatı hiç sormayın. Ben de onun %6.3 oranında küçüldüğünü size söylemeyeyim. Yani biz tüketerek büyüyoruz. Harcayarak, yatırım yapmayarak, satmayarak. Bunun ayrıntılarını da gelecekteki videolara bırakalım. Dikkat ederseniz gayet efendi bir şekilde düzenli olarak video çekiyorum. Farkına varmış olmalısınız. Eğer borsa hakkında çektiğim videoyu seyretmediyseniz ne kaçırdığınızın farkında değilsiniz. Büyük yapıt. Devamı gelecek. Onun için lütfen takipten ayrılmayınız. Abone olmayı es geçmeyip kendinizi zorda hissettiğinizde içinizden tekrarlayınız. Güç bizimle olsun. Kalbim zaten sizinle.